Dün akşam çok tatsız bir olay oldu. Biliyorsunuz Levent Gültekin'i herhalde en çok eleştiren isim benim. Kendime çok Cumhurbaşkanlığı önemli. sürecinde, sonrasında kimi verdiği demeçlerle. Fakat geçen gün Levent Gültekin bir yorumda bulundu ve o yorumda bulunduktan sonra aslında hepimiz başına ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. Çünkü böyle bir şey olmaya başladı Türkiye'de. Çok tatsız bir durum. Ve de dün Halk TV'de yayına gidiyor. Yayına girerken de 20-25 kişi Levent Gültekin'in üzerine atlıyorlar. Levent Gültekin de iri yarı bir insan yani. Levent Gültekin'e iki kişi gelse şurada hadi lan dese Levent de iki tane çarpar. Ve de 20-25 kişi Bakırköy'ün ortasında onlarca yüzlerce kişinin arasında Levent Gültekin'e saldırıyorlar, yere yatırıyorlar, tekmeliyorlar, vuruyorlar. Parmakları kırılmış, kendisini kafasını kapatmış. Ve de sonra geldi yayına girdi. Seyrettim ben de. Çok üzüldüm. Şimdi çok güzel bir şey söyledi Levent yayında. Dedi ki bana saldıranlar dedi aynaya baktıklarında hep bu utançla yaşayacaklar. 25 kişi bir adamı dövdüler. Bir yere şey yaptılar. Bu, yani en hafif deyimiyle barbarlık. İlkellik. Çok hak verdim yani. Ne dedi, ne yaptılar acaba? Hani 25 kişi dövünce mesela bir abisi gidip bunlara aferin ya oğlum bravo siz ne kadar böyle şey delikanlı adamlarsınız. Bak 25'iniz birden birleştiniz bir tane adamı dövdünüz mi dedi acaba? Böyle bir şey mi oldu acaba yani? Yani bu Levent Gültekin'e yapılan saldırı bir saldırılar zincirinin artık son halkası. Ve artık şöyle bir şey oturmaya başladı. Eğer siz bir partiye laf ederseniz önce hedef göstereceksiniz, sonra da saldırıya uğrayacaksınız. Saldırıya uğrayan mağdurlar gazeteciler. Kiminin görüşüne katılırsınız, kiminin katılmazsınız. Kimini doğru bulursunuz, kiminin doğru bulmazsınız. Fakat çok tehlikeli bir ortam oluşmaya başladı Türkiye'de. Yani belki de şu anda hani Levent Gültekin'in dayak yemesini böyle oturup keyifle seyredenler vardır. Ya işte sen bize laf mı ettin? Al işte bak böyle biz adamı böyle yaparız diyenler vardır ama inanın bu bumerang döner dolaşır onları da vurur. Şiddet şiddeti doğurur. Şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Bu Levent Gültekin'e saldırdılar. 25 kişi birden yerlere atıp tekmediler. Ne oldu? Korktu mu Levent Gültekin? Geri adım mı attı? Ya da bakın diğer gazetecilere bakın saldırıya uğrayan. Ben okuyorum yazılarını. Birçoğunun da görüşüne katılmıyorum ayrıca. Yani. Ama hiçbirinde geri adım attığını görmüyorum. Hepsi aynı bildiklerini yine yazmaya devam ediyorlar. Levent de çıktı dün akşam yine bildiklerini söyledi. Yani bu tür saldırılar sadece hani şimdi oh olsun diyenler vardır bu saldırıları görüp. Ya Levent'in zaten işte o bize bilmem ne demiştir diyenler vardır. Ama inanın bu şiddet dalgası bir bumerang gibi döner dolaşır doğuranları vurur. Levent Gültekin'in gazeteci olması, Halk TV'de olması bunlar da çok önemli değil. Ya şehrin ortasında Bakırköy'de, Bakırköy meydanında 25 kişi bir kişiyi dövüyor. Ve hala bir kişi bile herhalde gördüğüm kadarıyla ne bir gözaltına alındı, ne bir şey oldu. Hiçbir şey yok ortada. Yok mu yani bu ülkenin polisi bunları bulacak, yakalayacak, araştıracak? Hani şey bir yerde değil, kuytu bir yerde olmuyor yani. Bir sürü kamera var etrafta zaten. Mobeselerle dolu etraf yani. Ya da ne düşünüyor mesela bu polis, emniyetteki arkadaşlar? Ya bu işte boş ver şimdi abi. Levent de muhalif zaten mi diyordular acaba? Geçtim muhalifi ya. Herhangi birisinin başına gelse, 25 kişi birisine saldırsa bulamaz mı polis? Niye bulmuyor? Çok canım sıkılıyor çok. İnanın bu yapılan hani kınıyorum desen az kalacak. Lanet olsun desen yine az kalacak. Bu ne saçmalıktır desen havada asılı kalacak. Levent Gültekin'e çok çok geçmiş olsun diliyorum. Zaman zaman görüşlerimiz ayrı olabilir. Farklı şeyler düşünebiliriz ama bu yapılan
Korkunç bir şey. Bak Levent de demiş zaten, tam sözlerini söyleyeyim. Muhtemelen bu kişiler kendilerine delikanlı diyerek dolaşıyorlar. Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkıyalıktır. Kendilerine yakışacak en hafif tabir eşkıyalıktır. Hakaret etmedim, küfür etmedim. Yaptıkların yanlış olduğunu, izledikleri siyasetin yanlış olduğunu söyledim. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil, korkaklıktır. Umut ediyorum ki aynaya baktıklarında bu utancı hep hissederler. Yani bunların aslında durduracak bir kişi var. Hepimiz biliyoruz. O kişi dese ki durun ne yapıyorsunuz kardeşim dese herkes duracak. Ama o kişi demeyince de bu olaylar devam ediyor. Yani bugün Levent Gülten'in parmakları kırılır. Yarın bir gün işin içine kan karışır. İnanın bu gidiş bir gidiş değil yani. Hayra alamet bir gidiş değil. Diyebilirsiniz ki ya boş ver abi Cüneyt kimmiş. Gönderelim ki adam onu da dövelim. İyi bakalım bunun sonu nereye gidecek. Bu dediğimi not edin ama. Bir bumerang gibi döner dolaşır. Bu şiddeti destekleyenleri vurur yani. Bugüne kadar ben bunu gördüm.